Kitabımızın adı Aşk, Sanat ve Servet. Yazar Çetin Altan. Yayın evi AFA Yayınları. Üç. Multimilyarder bir dostumun ilk gençlik anıları. Sevicilik ilişkilerinde motosikletin rolü. Servetlerin içindeki Rus ruleti. Gazetecilikten midye dolması satıcılığına. Kârlı bir Ankara gecesinden var olma çabaları. Bomboş bir boğaz lokantası. Değişik yaşamlardaki ürkütücü bölgeler. İstanbul'da pasaklı bir kış sabahıydı. Evden çıkarken pardüsü giymeye gerek olup olmadığına insanı kararsız bırakan sinsi bir soğukla, yağıp yağmadığı pek belli olmayan sinsi bir yağmur vardı dışarıda. İçimde kıl testerelerine benzeyen üzüntülerle, kıl testerelerine benzeyen garip sıkıntılar, birbirinin üstündeki etkinlikleriyle keskinliklerini deneme yarışındaydılar. Saatler, ökçeleri çoktan düzleşip bir kıyısı sökülmüş, bir kıyısı yırtılmış eski zaman terliklerinin amaçsız sürüklenişi içinde geçmeye çalışıyordu. Lambaları yakıp yakmamak arasındaki kayıtsız bir üşengeçlikle pencerelerden giren cimri ışık donuk aydınlığa bakıyordum. Telefon tam o sırada çaldı. 40 yılda bir de olsa bazen geceleri boyu değişik yaşamlarımızdan toparlanmış, değişik düşünceleri ortak bir havuzda yüzdürdüğümüz, henüz 50'sine bile gelmemiş multimilyarder bir dostumdu. Neden telefon ettiğini açıklamaya vakit kalmadı. Onu sonradan öğrendim. Bir yığın belalı dert gelmiş başına. Eşi, sere serpe konuşup günlük sıkıntılardan biraz kurtulması için hafta sonunda beni davet etmesini önermiş. Hafta sonu boş musun diye soracakmış. Soramadı ki. Çok hızlı bir rica fırladı ağzımdan. Hemen şimdi gel kuzum. Boğaz kıyılarındaki bir lokantanın adını verdim. Öğle yemeğine bekliyorum. Multimilyarder olmasına multimilyarderdi ama damıtılmış eski bir ailenin çocuğuydu. Delikanlılığı, batı serseriliklerinin havanında çalkalanmış, olmadık nedenlerden cezaevlerini tanımış, sade değişik afilerde değil, değişik acılardan da geçmişti. Kaldı ki gene multimilyarder olan amcasının en yakın dostları o zamanki solculardı. Zarifçe bir yanıt verdi. Uça uça gelirim. Deniz kıyısındaki lokanta en az 50 kilometre uzaktaydı. Arabanın ön camları sinsi yağmurla, görüşü engelleyecek kadar sanki örtülmeyecekmiş gibi duruyordu. Ama çiseleyen damlalar hafife alınmanın alınganlığıyla ikide bir silecekleri çalıştırmaya zorluyordu. Gidiyordum. Nereye? Neden? Bir deniz kıyısı restoranına? Neden? Bir dostla konuşmanın oksijenine öylesine ihtiyacım vardı ki. Yıllar önce bir kez Paris'te de böyle olmuştu. İlk kitabımın yeni yayınlandığı günlerdi. Gazetelerde, dergilerde resimlerim çıkıp duruyordu. Bir gece yarısı, saat 3'te çevirmenimin kocası telefon etmiştim. Lütfen gel, bir şeyler içip bir şeyler konuşalım. O da yazardı, kalkıp gelmişti. Rastgele girdiğimiz henüz açık bir kafede, oturduğumuz masaya daha kolumuzu koyarken, nasıl olmuşsa olmuş, masanın ayakları kırılmış ve ikimiz de yere kapaklanmıştık. Sanki bazen içimizde tutuşan anlamsız cehennemleri, azıcık söndürmek için dahi uğraşmaya hakkımız yokmuş gibi. Deniz kıyısındaki lokanta bomboştu. Ve o sıralar öğrendim ki çok eski bir arkadaşım olan yöneticisi 40 gün kadar önce aniden ölmüş. Denize baktım. Boğazların suları suratsız bir umursamazlıkla kış grisinin soğukluğuna bürünmüş öyle duruyordu. Yahut da görünmeden yine akıyordu. Ağır ağır bir gemi geçiyordu bazen uzaktan. Beyaz örtülü masalarda incin top oynuyordu. Dostum hızlı adımlarla içeri girdi. Onu beklerken oturduğum ön içki köşesinden kalkıp yemek masasına dahi gitmedik. Her zamanki gibi başı sonu olmayan ve içinde renkli kestane fişekleriyle kıvılcımlar patlayan bir konuşma başladı. Katolik ahlakına karşı çıktıkları için lanetliler damgası yiyen Fransız yazarlardan ve buradaki kısa kuyruklu bağnazlıklarla kafasal ve gönülsel sığlıklardan söz ediyorduk. Onun sıkıntıları milyarlık bir kategorideydi. Yalnız salonlarındaki tabloların Boğaz'da bir yalı alacak değerde olduğu 10 milyarlık evini neredeyse gözden çıkarmak zorunda kalacaktı. Vaktiyle böyle bir varta atlattığını biliyordum. Firması günde 60 milyon kazandığı bir sırada sakıncalı zorluklarla düşmüştü. Bana sorarsanız fırtınayı önce kendisi yaratıyor, sonra da fırtınadan kurtulmanın tadını çıkarıyordu. Adeta kendince tuhaf bir Rus ruleti oynuyordu. Multimilyarder olması
yaşamın içindeki derinlikler ve deliliklerle çelik çomak oynama özlemini sakinleştirememişti. "Bilir misin ki," dedi, "ben hayatımda ilk kadını Paris'te 17 yaşındayken kadınların erkek seçmek üstüne oynadıkları bir poker partisinden sonra tanıdım. Kazanan 19 yaşında bıçkın bir kızdı ve beni seçmişti. Sonra neler geldi başıma? Kızın sevici de olduğu ortaya çıktı. Bir başka sevgilisi kız vardı. Sevdiği kızı motosikletimle evinden alıp kendisine getirmemi isterdi. Başka bir şey daha isterdi. Kızı getirirken inişli çıkışlı yollardan geçmemi. Arkamdaki selede oturan kız motorun iniş çıkışlarındaki sarsıntılardan ısınır, nemlenir, bizim sevici karı için tam sevilecek kıvama gelirdi. Ben ilk cinsel aşkı böyle bir ortamda ve coşturucu fantaziler içinde tanıdım. Senin o lanetli Fransız yazarlarını da o sevici kız öğretti bana. Duyduğuma göre şimdi çok ihtiyarlamış. Korsika'da kuytu bir bölgede tek başına yaşıyormuş. Ben ona ilk kadını nasıl tanıdığımı anlatamadım. Anlatılacak bir yanı da yoktu. Liseyi bitirdiğim yıl, kendimi çok yalnız hissettiğim bir yaz gecesi tüm cesaretimi toplayıp Benderdesi'ne gitmiştim. O tür ilişkiyi ben çok daha romantik, çok daha titreşimli olarak düşünüyordum. Hiç de öyle olmamıştı. Mutluluk duymak yerine beklendiği tam bulamamışların şaşkınlığıyla çıkmıştım oradan. Bu ilk deneyimi yıllar sonra roman ölçekleri içinde büyük göz altında da anlatmaya çalıştım. İlk ilişkiden ayrılırken duyduğum şaşkınlıktaki saflık hala sevdiğim bir saflıktır. Milyarder dünyaları pencereleri sımsıkı kapalı dünyalardır. O nedenle de olmadık yakıştırmalara neden olurlar. O kapalı pencerelerin kıyısında köşesinde içlerine bakıldığında hiç alışılmadık ve beklenmedik şeyler görme olasılığı da vardır. Bunların ise en sürprizlisi ultra düzeyde evrensel milyarderlerin dahi zaman zaman sarsıntılı bunalımlara düşen etten kemikten yapılmış ölümlü insanlar olduklarıdır. Varlıklı olma uğraşlarının elbet bir bedeli var. Ama var olma direncinin bedeli sanırım ki çok daha büyük. Pierre Labrachery 19. yüzyılda Edebiyat Bohemi adlı kitabına yazdığı ön sözde şöyle diyor: "Özgürlüğünü kıskançlıkla sakınma uğrunda bazen acılı yoksulluklara düşen, toplum kalıplarının dışında yaşayan, kendini değiştirmek konusunda pek pazarlık kabul etmeyen ve yeteneğinden başka kazanç kaynağı bulunmayan sanatçı bohem sıfatı 19. yüzyıl ortasına doğru takıldı. Bohemlerin hepsi de yaratıcı değillerdir. Ne var ki toplumdaki kalıplaşmışlığın dışında, yaşamın içinde var olarak geçmenin rüzgarını estiriyorlardı. Böyle bir özgürlüğü büyük sıkıntılarla ödüyor ama hiçbir şeyde değişmiyorlardı. Değer yargılarındaki aşamalarla katı saplantılarını netleştirmesinde büyük payları oldu onlar. 1947 yılında motorlu trenin işletmeye açılması şerefine yapılan Ankara-İstanbul yolculuğu davetinde Hüseyin diye dut karısına benzer kavruk bir gazeteci tanımıştım. Benden bir hayli yaşlı, ufacık tefecik bir adamdı. Şakağında irice bir fındık büyüklüğünde bir şiş vardı. Kafa çekmesini seven, sevecen bir gülücükle nekre ve nüktede olmaya çalışan, çertten çöpten biriydi. O yıllarda çıkan Gece Postası gazetesinde aklımda kaldığı kadarıyla günlük makale röportajları yazıyordu. Yazıları imzalı çıktığı için de bizim gibi bir yıllık çaylak Ankara muhabirlerinin gözünde ağırlıklı bir isimdi. Hani yani keşke biz de onun gibi bir İstanbul gazetesinde imzalı bir sütun sahibi olabilseydik. Gazete 3. sınıf bir gazete olsa bile. Ankara'dan İstanbul'a geldiğim bir gün Sirkeci'de akşamları gazetelerin uğrayıp demlendiği içkili bir lokanta vardı. Biraz sonra kapı açıldı. İçeriye Hüseyin girdi. Elinde üstünden açılıp kapanan çift kapaklı, ortası kulplu, camdan bir koz helvacı camekanı vardı. İçine taze pişmiş midye dolmaları doldurmuştu. Eski arkadaşlarının masalarına uğrayıp onlara midyelerini satıyordu. Benim de yanıma geldi. "Ne oldu?" diye sordum. Kırıklığıyla muzipliği birbirine karışmış boşver bir gülümcükle "Ethem İzzet'le kavga ettim." Onun söylediği lafları işitmektense "Akşamları meyhanelerde midye dolması satarım daha iyi," dedim ve şapkamı alıp çıktım dedi. Bilemezsiniz o anda gözümde ne kadar büyüdü Hüseyin. Midyelerini bitirdikten sonra bizim masaya geldi, oturdu. İstanbul'da misafir olduğum için son iki midye dolmasını da bana armağan olarak ayırmıştı. Aradan epey zaman geçti. Binbir belanın içinden sürüklene yuvarlana hukuku bitirmiş, özel bir haber ajansında hem muhabirlik hem telefonculuk yapıyordum.
Hüseyin de Ankara'ya taşınıp o ajansa girmişti. Birlikte çalışıyorduk. Onun evi barkı yoktu. Dış kapıdaki ucuz otellerden birinde kalıyordu. Akşamları, bazen de öğlenleri veresiye rakı içiyor, çok acıktığı zamanlarda sadece bir katı yumurta yiyordu. Bir kış gecesiydi. Meyhane kapanırken birlikte dışarı çıkmıştık. Buram buram kar yağıyordu. Ben ajansa uğrayacak, yeni haberler gelmişse onları telefonla İstanbul'a geçecektim. Sonra da Postane Caddesi'nden yürüye yürüye Cebeci'ye gidecektim. Taksiye binecek paramız yoktu. Meyhane ile ajans bürosu arasındaki bir sokak lambasının altında Hüseyin durdu. Kar, lambanın aydınlattığı bölümde hızla dans eden bir gelinin etekliği gibi bir yana doğru genişleyen bir savrulmayla yağıyordu. ''Bir dakika dursana'' dedi. Durdum. Rengi kaçmış, trenç kotunun içine doğru soktu elini. İç cebinden bir fotoğraf çıkarttı, bana uzattı. Genç bir kızın boy fotoğrafıydı. ''Bu benim kızım'' dedi. Resmi alıp tekrar cebine soktu ve sustu. Ben de bir şey sormadım. Karlar altında yürüdük. Hüseyin varlıklı olmayı aklından bile geçirmemiş. Var olmanın bağımsızlığıyla kendi gibi olmanın özgürlüğünü de çok ağır ödemişti. Hem de yaratıcılığa kadar uzanamadan. Birçok bohem gibi. Peki ya kendi gibi olmasa acaba neler ödeyecekti? Hüseyin'in gözü bunu kesmemişti. Milyarder dünyalarıyla sanatçı dünyaları arasındaki değişik örneklenmelerde her iki değişik adanın da ürkütücü bölgeleri vardır. Varlıklı olmak da bazen aradığını bulmaya yetmez. Var olmak için sıradanlığın dışına çıkmayı göze almakta. Boğaz kıyısı lokantasında kimsecikler yoktu. Gençlik yıllarından kalma bir arkadaşım olan yöneticisi 40 gün kadar öncesinden aniden ölüvermişti. Multimilyarder dostum küçük kadehlerde peş peşe sarı vodkalar içiyordu. Ben ise tanımlayamadığım bir bezginliğin içime uzanan kancalarından yüreğimi kurtarmaya uğraşıyordum. Dört. 200 yıllık bir servet efsanesi Rothschild'lar. 19. yüzyıl Avrupa'sında imparatorlukların üstündeki imparatorluk. İlk Rothschild haham olmak istiyordu. Rothschild'a sadaka vermek isteyen Ozan Banvilli. Geçen yüzyılın Paris bohemi. Tasmayla ıstakoz gezdiren Nerval. Sanatçı dünyalarından milyarder dünyalarına geçiş. İşte size ultra bir zenginliğin 200 yıllık büyük efsanesi. Rothschild'lar. Sadece iki sesliyle yapışmış 8 sessiz harften oluşan gümbürtülü bir ad. Hani neredeyse koca bir kitaplığı dolduracak kadar gani miktarda yazı yazılmıştır Rothschild'lar hakkında. Efsanesi, 200 yıl önce başlayan bu ezici servet mülkiyetinin temelinde dayandığı 3 tılsım vardı. Biri, yereli aşıp Avrupa'nın belirli merkezlerinde tek bir örgüt olarak şube şube yuvalanmak. İkincisi, siyasetle para arasındaki ilişkileri Avrupa'nın en üst düzeylerinde en verimli bir biçimde değerlendirmek. Üçüncüsü, çeşitli piyasaları sürekli denetim altında tutarak tam zamanında alıp tam zamanında satmak. Ailenin kurucusu Mayer Amschel Rothschild 1744'te Frankfurt'ta doğmuştu. Kendisi Yahudiydi. Derdi de haham olmaktı. Ne yapmalı ki annesiyle babasının erken ölümleri yüzünden gittiği din okulunu bırakmak zorunda kaldı ve gel götür işlerinde çalışmak üzere bankaya kapılandı. Eski haham adayı ve genç banka odacısının kafasında bir jeton düştü o sırada. Saray çevreleri ve soylularla ilişki kurup onların alım-satım işlerine yardımcı olmak. Tohum toprağa düşmüştü. Baba Rothschild'ın 29 yaşında 44 yaşına kadar tam 5 oğlu dünyaya geldi. Bunlar gelecekteki imparatorluğun ilk prensleriydi. Önce alım-satım işleriyle küçük boyuttaki sarraflığa bankacılığı dönüştürdüler. Ve 1792-1815 yani Fransız devrimi ile Napolyon savaşları döneminde Frankfurt'taki merkezlerinin Londra'da, Paris'te, Viyana'da ve Napoli'de birer şubesini açtılar. Baba Rothschild'la büyük oğlu Frankfurt'ta ana merkezde kalmış, öteki 4 çocuğun her biri Avrupa başkentleriyle Napoli'de açılan şubelerin başlarına geçmişti. Bu yayılmanın Avrupa'daki uluslararası siyaset ve özellikle de Napolyon savaşlarıyla önemli bir paralelliği vardı. Rothschild'lar savaşan taraflara hem borç para veriyorlar hem de Avrupa'nın dışından gelen buğday, pamuk gibi temel maddeleri sıkıntıdaki ülkelere çok pahalıya satarak
el altından biraz da silah kaçakçılığı yapıyorlardı. Napolyon, İngiltere'ye Kara Avrupa'sının pazarlarını kapatmak için uğraşıyordu. Rothschild'lar ise İngiltere ile Avrupa arasındaki uluslararası transferleri yaygın örgütleri sayesinde gerçekleştirebiliyorlardı ve bunun kârıyla da görkemli bir servet biriktiriyorlardı. Bu servet, gelişen endüstri devrimiyle birlikte Avrupa'nın dört bir yanında demiryolu, kömür ve metalürji endüstrisinde yatırımlara dönüştü. İmparatorluğun bankacılık bölümü ise devletleştikçe devletleşti. Rothschild İmparatorluğu sanatçı dünyalarına da yabancı değildi. Geçen yüzyılda Paris'teki salonlarda Chopin'e, Lizet'e, Berlioz'a sık sık rastlanırdı. Alfred ve Wagner ile Lamartine, Rothschild'ların çıkardığı hisse senetlerine sahip olmakla övünürlerdi. Balzac'ta taksit taksit ödeme koşuluyla toplam değeri 18 bin frank tutan 150 hisse senedi almıştı. Gelin görün ki taksitlerden birini ödeyecek parayı çıkartamamıştı. Bu yüzden de 25 Kasım 1846'da oturup Rothschild'a bir mektup yazmıştı. Ödeyemediği taksit borcunun 1847 yılının Şubat'ına ertelenmesini rica ediyordu. Mektubun altına da imzasını şöyle atmıştı: "Sizin en sadık hizmetkarınız Balzac." Balzac'ın bu aşırı reveransını çok da yadırgamamak gerekir. Bir kez o yıllarda etkili kişilere karşı mektupları böyle bir protokol cümlesiyle bitirmek bir nezaket kuralıydı. Kaldı ki 1. Napolyon devrildikten sonra Fransa'nın başına Rothschild'ların getirilmesi bile söz konusu olmuştu. Avusturya İmparatorluğu, baba Rothschild'ın 5 oğluna da baron unvanı vermişti. Birinci kuşak Rothschild'lardan sonra iş başına geçen ikinci kuşak Rothschild'lardan Antoni ve Linol, Londra'da, Alfonso ve Gustavo da Paris'te yaşamaya başlamışlardı. Londra'da yaşayanlardan Lionel, 1858'de Avam Kamarası'na seçildi ve 1875'te İngiliz hükümetinin Süveyş Kanalı hisselerinden büyük bir bölümünü alması için hükümete birkaç saat içinde tam 4 milyon sterlin sağlayıp verdi. O tarihlerde çarçabuk bulunabilecek bir para değildi bu. Paris'teki Alfonso ise 1871'de 3. Napolyon orduları Bismarck'a yenildikten sonra Fransa'ya hatırı sayılır ölçüde kredi açmayı kabul etmişti. 3. Napolyon, Alfonso Rothschild'in şahsi dostuydu ve efsanevi ailenin Seine-Marne'de bulunan görkemli malikanesine sık sık gelirdi. Rothschild ailesinin bireyleri ya kendi aralarında evlenirler ya birkaçı hariç yalnız Yahudilerle evlenirlerdi. Ailenin İngiltere kolu başkanı aynı zamanda İngiliz Yahudilerinin de gönülsel başkanıdır. Birçok bilimci, siyasetçi, yardımsever dernek kurucular da çıkmıştır Rothschild'ların arasında. Ve bu 200 yıllık aile bugün de efsanesini sürdürüyor. Bankalarıyla sürdürüyor, madenleriyle sürdürüyor, besin endüstrisiyle sürdürüyor, demir yolları, deniz ticaretleri filoları, lokantaları ve drugstore'lar ile sürdürüyor. Varlıklı olma uğraşlarına, yarışlarına ve tepişmelerine karşı dünyadan geçerken ne pahasına olursa olsun kendi bireysel özerkliğini korumak için var olmayı her payenin üstünde tutma inancı ve akımı 1830'larda Paris'teki sanat çevresinde hızla bayraklaşmaya başladı. Servetlerin etkinliği büyüktü ama Paris'teki sanatçı boheminde yaratıcılığı ve özgürlüğü büyüktü. 19. yüzyılın ikinci yarısında toplumun durmuş oturmuş tüm alışkanlıklarına karşı çıkmak, paranın önemini, özgür yaratıcılığın önemiyle duelloya davet etmek için Baudelaire saçlarını yeşile boyuyor, Gerard de Nerval boynuna tasma taktığı bir istakozla dolaşıyordu. Alfred Jerry ise lokantalarda yemeğe tatlıyla başlayıp ördövle bitiriyordu. Modern sanatın büyük vokallarını tutuşturan bir genç dehalar, tüm donmuş insanlara, tüm donmuş inançlara, tüm kalıplaşmış düşüncelere, tüm parasal itibarlara alabildiğine karşı çıkıyorlardı. Ozan Theodor de Bonavalli, Rothschild'larla alay eden şiirler yazıyordu. Ah sanat perisi, şu Rothschild nasıl da yoksul. Hiç görmedi sarı güneşi bir yaz ormanında. Gönlüm diyor ki, şunu koş git ara, tara, bul. Ver bir sadaka yoksula. Sen zenginsin madem ki kendi yaşamında. O dönemlerde Paris'te anlatılan en gözde fıkralardan biri de şuydu: eski bir Quarter Latin öğrencisi taşrada sanayiciliğe başlamış,
zenginleşmiş, evlenmiş, aile babası olmuş, iyice göbeklenmişti. Çevresinde önemli ve etkin biriydi. 15 yıl kadar sonra bir gün Paris'e geldi. Doğal olarak gençliğinin Quartier Latin'ine de uğradı. Ve birden eski bir sınıf arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşının üstü başı dökülüyordu. Sakalı bir karıştı. Oynanmayan piyesleri, basılmayan şiirleri, bitmeyen romanlarıyla sanatçılığın içkili boheminde sıfırı tüketmişti. Bizim zengin taşralı yemeğe davet etti eski sınıf arkadaşını. Gittiler yemeğe. Sarı bir beniz, içine çökmüş avurtlar, bir karış sakal ve bitmeyen bir iştah. Yemeğin sonu en nihayet geldiğinde kara bahtlı ve bahtı kara sanatçı masadan kalkarken zengin arkadaşına sordu. Demek yine dönüyorsun taşradaki çöplüğüne. Atölye orada, işçiler orada. Başka ne yapabilirim ki? Karnını belki de aylardan beri ilk kez bu kadar doyurabilmiş olan sanatçı, tükürür gibi şöyle tepeden baktı göbeklenmiş arkadaşına. Kusura bakma ama, dedi. İnan ki gerçekten çok acırdım sana. Geçen yüzyılın ortalarında Paris'teki bir ressamın yahut bir yazarın anlayışı buydu. Kendileri gibi sanatla uğraşmayanlara hep acırlardı. Tıkırı yerinde ve toplumla ilgili bir uyum sağlamış olanlar da onları tembel, palavracı, kafadan çatlak sayarlardı. Bu çatışma gitgide politik elektriklenmeler de kazanarak sosyal değişimlere, sanat, düşünce ve hoşgörü ufuklarında yepyeni genişlemelere neden oldu. Var olmayı, varlıklı olmaya yeğleme akımının öncüleri şöyle diyorlardı. Kafadan çatlak olanlar biz değil, sizsiniz. Kendi doğal özgürlüğüyle özerkliklerinden bir metelik ödün vermeyenler mi daha normaldir, yoksa her türlü ikiyüzlülükle, her türlü kaba giren ve kendi doğallığını daha yaşama başlarken iyiliş etmeyi marifet saymış olanlar mı? Normal insan, beyniyle yüreğinden fışkıran ışıklarla zekasını, bir yığın sakızlaşmış budalalık hatırası dizginlemeyen insandır. Normal insanın ne sözünden çıkmayacağı bir efendisi olur, ne de sözünü zorla dinleteceği kölesi. Ve yeryüzünden geçerken asıl yaşayan sağlıklı insan işte bu insandır. Biraz daha rahat edeceğim diye olmadık çarpıklıklara uğramış olan uydurma insan değil. Kuş ağaç dalındayken kuştur, kafeste değil. Varlıklı olmakla var olmak arasındaki bu çatışmalar zamanla beklenmedik sentezler doğurmaya başladı. Ressamlar, mimarlar, yazarlar, müzikçiler, heykelciler, sinema sanatçıları arasından ultra milyarderliklere erişenler çıkar oldu. İnsanlığın geniş yürüsü önünde var olmayı kanıtlama başarısı varlıklı olmayı da içermeye başladı. Sanat dünyalarından milyarder dünyalarına yapılan kadro katkısı, milyarder dünyalardan da sanat dünyalarına transfer yolunu pek açmadı. Milyarderler sanatla özdeşleşecek inceliklere eriştikleri zaman dahi onu yaratma çabasına girişemediler. Sadece yaratılmışların mülkiyetine sahip olmak uğrunda çok büyük paralar ödenmekle yetindiler. Değişik iki dünya arasında kurulan bu köprüler insanlığın zamanla tek bir dünyada buluşacağını müjdeliyordu. Marx'ın da dediği gibi, insanlığın tarihsel akışı varlıklı olma tutkularından var olma özgürlüğüne doğruydu. İnsanoğlu çalışmak yahut kazanmak için değil, yaratmak ve daha çok yaratmak için gelmişti yeryüzüne. Yani var olmak için gelmişti.